hala başkan yapmaya çalışıyorsunuz ya? Hangi sıfatla? Nerede ya? Nerede şu kadar kolye şerefinizi satmışsınız? Ne İmamoğlu, ne İmamoğlu, ne Erdoğan bunu tek bizim başımıza olacak Demirtaş. Çünkü ekonomi sıfır gerçekten. Gençlerimizin geleceği yok, iş gücü yok. Çocuklar perişan, iş yerler habire kapanıyor. Ne bir kıyafet, pazara gidiyoruz bir kilo meyve alamıyoruz. Bir kilo biber 40 lira. Bunun neresi iyi? Bunun neresi iyi? Ben iyi demiyorum yani. Gerçekten gençlerimizin önünü açsınlar, oturmuşlar koltuğa yapışmışlar. Gençlerin önünü açsınlar ya, daha başkaları insanlar gelsin. Yani geleceğe yönelik akıllı, ileri görüşlü insanlarımız var. Tepesine vuruyor ileri görüşlü insanlar. Hadi ya içeri ya da yurt dışı. Doktorlarımıza diyor yurt dışına gidin. Gençlerimize diyor yurt dışına gidin. Doktorları yurt dışına gönderiyor. Kendi ülkemi ben niye terk edeyim, gideyim yurt dışına? Bence istikrar sağlasın, yardımcı olsun. Onları zorla götürmeyelim oraya. Kardeşim sen bana bu yolu göster, git dersen ben üzülürüm. Ama desin ki sonuna kadar topraklarında çalış. Yanlış ya, ekonomi düzelirse maaşınız düzelir demesi lazım. Bak kardeşim çok güzel bir yere deyim attım. Ben buradayım, ben doktora geçtim, odasına gittim. Aman 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 gelme. Nereye gelmeyeyim? Beni muayene edeceksin. Bir saniye. Hastalıktan dolayı olabilir. Odada da bana buraya gelme öteye git, geri gelme. Bu, yaklaşma. 3 metre. Bir saniye. 3 metreden yaklaşma. Ya ne demek, sen beni muayene edeceksin. Neyin var soracaksın. Beni benden değil. Sensin doktor. Doğru mu? Sensin doktor. Hastanelerde kaç tane hemşiremiz öldü? Kaç tane doktorlarımız öldü? Biz geleceğimizi yine onlara bağlıyız. Allah onlara sağlık versin. Gerçekten gencecik insanlar gitti. Ben çok üzüldüm şahsen. Allah şahit. Acıyorum. Ben acıyorum. Acırım. Hayır, saldırı niye oluyor kardeşim dışarıda gençler? Bu ya bir gencini kaybediyor, ya bir hastasını kaybediyor. Agresif saldırıyor. Ama doğru bulmuyorum ben. Gerçekten doğru bilmiyorum. Bence istikrar kursunlar, geleceğe yönelik adımlar atılsın, yatırımlar olsun. Ya şeker fabrikası kapandı. Demir çelik fabrikası kapandı. Bilmiyorum. Hiçbir şey yok yani geleceğe yönelik. Gençlerimiz gerçekten bak şu anda hepsi burada işsiz, eminim. Kimsenin cebinde üniversite öğrencileri işsiz. Oğlum üniversite öğrencisi işsiz. Kızım üniversite öğrencisi, gerçekten işsiz. Bu an duygu sömürüsü yapmıyorum. Yani ben zaten geçmişim, benim geleceğim çocuklarım, yani çocuklarıma bir ön açılsın. İnsanlara bir gelecek sağlanılsın. Nerede? Vuruyorlar birbirini, o onu taşlıyor. Gerçekten insanları düşünmüyorlar. Sultanahmet Meydanı'nda yapılan Ramazan etkinlikleri valilik tarafından İBB'ye yasaklandı abla. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi bak yanlış, tamam belki yanlış ama ortam kan ağlarken, insanlarımız işsizken, bir kilo biber 40 lira olursa ben pazara gidiyorum. Orada çadır kurup da yemek vereceğine fakir garibana yardım etsin. Belki o amaçlı kapatmış olabilir. Bak onu tam bilmiyorum. O konuda bir yorum yapamam. Ama insanlara yardım etsin. Biberleri çöpe atanlar kim? Onu da bizim şeyler yapıyor. İnternette görmüyor musunuz? Bak ben aynı katılıyorum. Adam bana yurt dışı iş adamları parasını veriyor diyor. Evet. Biz de atıyoruz diyorlar. Benzin pahalı diyorlar, doğru. Tarlada domates 2-2,5 lira, limon 1 lira, kim getiriyorlar bize 10 liradan satıyor. Yani nedir? Evet, CHP'ler yapıyor. Vallahi işte değil, işte değil. Hayır diyorlar üniversiteye kazanamadı, bilmem ne. Allah mühim vermiş, çalış. Size söyleyeyim. Benim iki oğlum üniversite mezunu. Niye çalışmadı acaba? Bak kızım da olup işsiz. Belki kafasını verdi. Hayır, işsiz ya. Canım benim, işsiz diyorum, işsiz. Hayır, şu an marketleri siz göz alaraktan konuşuyorsunuz. Marketleri yapanları gözü eleştirin siz. Dolayı, bak TÜRSİAD'dan dolayı, her şey TÜRSİAD'dan dolayı oluyor. Başka bir şey değil. Benzinliydi, mazotluydu. Ondan sonra adam Avrupa şeye gidiyormuş, şeylere, Adana'ya, şuraya, buraya. Ondan sonra kalkıyor oradan. Ondan sonra oradaki vatandaş... Abla soralım mı? Hadi gelsin. Abla bir saniye. Abla. Sultanahmet Meydanı'nda yapılan Ramazan etkinlikleri bu yıl valilik tarafından İBB'ye yasaklandı. Devamlı yapılıyordu. Neden yasaklandı? Onu bilmem. Onu bilmem. Neden abla? Evet, CHP. CHP kapatmış. Bu kadar marketteki, pazardaki çorluşsuz pahalı yörekten yapıyorsun. Atılanlar ne olacak peki? Adam domatesi mi böyle salatak daha haldan aldığın gibi çok atıyor. Şu adama sor. Bir dakika. Ben kim atıyor? Şu adama sor. Bu adam halcı. Bak bu adam halcı. Sor bakayım Antalya. Bak bu adam Kabızman halcı. Antalya'dan buraya 4 lira kilo başında biniyor geliyor buraya. Şimdi diyorlar ki pazarcı, ben esnafım, ben pazarcıyım, çoğu da tanıyor benim. 4 lira biniyor. 400 lira işçi parası. Sabahın
üçünden hale gidiyoruz. Mal getiriyoruz, pazara pazar kuruyoruz. Emin ol ki bak çıkmıyorum, şu anda kiraya vermişim çıkmıyorum. 100 bin lirayla hale gidiyoruz, yetmiyor. Bak mal halde yüksek. Diyorlar ki pazarcılar yapıyor. Hayır, öyle bir şey yok. Mal yerinde yüksek. 4 bin lira mazot iniyorsa, buraya geliyorsa 400 lira, ben 4 tane işçi çalıştırıyorsam 1600 lira işçi parası veriyorsam mecburen ben de koymak zorundayım buna. Ona göre fiyat koymak zorundayım. Peki biz mi yapıyoruz? Mazotu ucuzlasın. Mazotu ucuzlasın. Eğer ki halka bunu yapıyorsa o zaman pazarcılara, esnafa çöksün. Desin ki vallahi esnaf yapıyor, o zaman tamam deriz. Ama mazot pahalı, işçi pahalı, her şey pahalı. Nasıl yapacağız? Anladın mı? Ondan bir eksiği yok. Nasıl ya? Ona sadece tek karşılık verecek adamı bile bile ondan yalandan dolandan gitti cezaevine koydu değil mi? Şu an Erdoğan'ı hangi yüzde hala başkan yapmaya çalışıyorsunuz ya? Hangi sıfatla? Nerede ya? Nerede? Ben bak sonuna kadar Erdoğancı olursa bir dakika ben 12'ye kadar çalışıyorum. 12'den sonra ben niye iki defa ücret vereyim metrobüse? Ne İmamoğlu'su? Bak. Ne İmamoğlu? Bak bir dakika. Ne İmamoğlu? Ne Erdoğan? Bak bir dakika. Ne İmamoğlu? Ne İmamoğlu? Ne Erdoğan? Bunun tek bizim başımıza olacak Demirtaş. İkinci bir adam yok. Yapsa söyle niye? 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 Konuşmalardan dolayı. Niye? Doğru. 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 Doğru ya. Benim bu kızım niye tek başına okula gidemiyor? Bu çocuk niye tek başına gidiyor? Çünkü iş bak. Bak nereye bağlayacağım? İş yok. Güç yok. Ya gençler artık akıllarına çalmayı bile getirebiliyorlar ya. Nerede var? Nerede var? Ya gençler böyle değil. Senin gençlerin yok mu? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi abla? Erdoğan'ı savunan karaktersizdir. Bir tane ya bir tane ekmek 3,5 lira olabilir mi bir sene içinde ya? Ölene kadar Erdoğancıyım ben. Kim maaş alıyor? Sen kaç alıyorsun? Önünüzden alsın, onun ömrüne versin. O kadar değil. Herkesin ömrü geçer. Olsun, olsun, olsun. Hala Allah sizin ömrünüzden alsın. Yok. Hala savunuyorsunuz her şeyi. Abla, o kadar savunuyorsun. Siz var ya, ben size o kadar savunuyorsun ya. Abi, siz var ya. Valla senin ömründen alsın, eşinden alsın, çocuğundan alsın. Şu kadar kolye, bak, şu kadar, bir dakika, şu kadar kolye şerefinizi satmışsınız. Bu kadar erzak kolisine kendinizi satmışsınız. Benim çocuğuma bir dakika. Benim kızıma ayda abi bir dakika. Benim kızıma birinci sınıf öğrencisi yardım yapıyormuş. Yardım ne kadar biliyor musun? 30 lira. Dayı bir dakika. 30 lira. Eşimin emeklisine 10 sene var. Bir dakika. 10 sene. Abla bir dakika. Ha bir dakika bir şey söyleyeceğim. Abla. Yardım çıkmış tamam mı? Kendi kafasına göre okuyan çocuğa yardım veriyor. Bu çocuğa aylık 30 milyon, bak 30 milyon yardım yapıyor aylık. Lan ben sana aylık, ben toplayayım ha. Bak Kürt milletinden toplayayım, sen defol git. Niye gitsin? Defolsun gitsin. Hala yüzünüz kızarmıyor savunmaya. Benim çocuğum hakkı. Senin, sen ve senin gibi zihniyetler yüzünden böyle. Ha yeter ya. Kızım desteğe ben ya. Kaç yaşına gelmiş CHP ya. Kaç yaşında? Kaç yaşında artık yaşında. Emekli olmuş lan. Emekli yatağa gelmiş. Teşekkür ederim abla. Kalabalık olan sesiniz be. Çok kalabalık oldu. Baş edemediğiniz insanı içine katıyorsunuz. İçeri o maalesef. Senin gibi zihniyetler yüzünden. Allah Kürtler onu gönderecek. Teşekkür ettik. Çok kalabalık oldu. Kürtler onu gönderecek. Abla çok kalabalık oldu. Abla çok kalabalık. Abla çok kalabalık. Bak insanlar emekli olmuş emekli edemiyor. Niye diyor çift maaş alıyor. Çift dikiş diyor. Ya emekli almış. Emekliyet adamı dakika, niye çıkma aç diyorsun? 250 milyon maaş veriyor tamam mı? Ben ayda bu çocuğa birinci sınıfa gidiyor ya 2,5 milyar para harcıyorum. Gerisi nerede bunun kirası? Nerede bunun suyu? Nerede bunun elektriği? Söylesene bana. Elektriğe zam geldi, suya zam geldi, her şeye zam geldi. Ne? Hala Erdoğan diyorsunuz. Utanmadan Erdoğan'a. Nerede? Niye kaçtı o bayan? Nerede? Adam bile emekli etmiyor. Yazık günah değil mi ya? Aynen gerçekten. Utanmadan, arlanmadan. Ya şeref ne yoksulu ya? Şeref yoksulu. Kaç kişi arıyor? Teşekkür ederim abla. Emekli olmuş adam.